mira. Sebeplerden bir tanesi de senin yemeklerin anne. Kuşlar gitti, akbabalar geldi. Hiç de değil. Bütün neden bu evdeki erkekler. Ayrıca herkes. Sabah sabah kuş cıvıltıları yerine top sesi duymak istemiyorum. Tamam, o zaman son bir ribant alayım. Hayır canım, bir şey alamazsın. Babana söyleriz, o olur. Sen başım ağrıyor. Ver diyorum şunu. Aha, nasıl fake attı baba? Anneye fake atmaya utanmıyorsun değil mi? Ver şunu, ver şunu. Üç sayılı çizden bir atış. Yaşasın. Çok iyi bir atıştı. Hayallerinden biri gerçek oldu Cenk. Ama ben vazoyu kırdım anne. Evet, babanın en sevdiği vazoyu kırdın. Bu evdeki zevksizlik anıtlarından biri yok oldu. O vazo bana hep nasıl gelirdi biliyor musun? Böyle bale yapan kızların arasına girmiş bir manda gibi aykırı dururdu. Neyse ki onu kırdın Cenk. Hayır. Herhalde onu benim kırdığım babama söylemeyeceksin. Neden? Sen insanlık için çok iyi bir şey yaptın oğlum. Bunda utanılacak, çekinilecek bir şey yok ki. Madem istemiyorsun ben bu olayı gururla üzerime alırım. Ah, bu arada zevksizlik dedim de aklıma geldi. Baban neden hala uyanmadı acaba? Kış uykusuna yatmıştır. Cenk, baban hakkında ne biçim konuşuyorsun öyle? Bıyıklarına dokunmadın mı? Yok canım. Çok horluyordu, yaklaşamadım. Dün gece bir bayilerin yemeğine mi gidecekti? Ne belli ki çok yorgundu. Melekler gibi, yok. Zombiler gibi uyuyordum. Ama kıymalısın. Dükkana gitmeli, para kazanmalı. Yaz tatilinde İspanya'daki gençlik kampına gidebilmem için bu gerekli. Benim de çizmeleri alabilmem için. Dur, bir de şunu deneyelim. Ne yapıyorsun? Bunu... Amma da ses çıktı be. Şimdi bağırarak dışarı fırlayacaktır. Ve komşular yine Van Gölü canavarını evimizde sakladığımızı zannedecekler. Hiç sevmiyorum şu babanı uyandırmayı. Öyle garip sesler çıkarıyor ki. Ne oldu buna? Neden kalkmadı hala? Bu sabah çok değişik otlar buldum. Ne güzel. Keşke inek olsaydık. Otların değerini sadece inekler bilmez. Eğer gönül gözüyle bakarsan sen bile bilebilirsin gelin hanım. Bak oğlum. Senin için angut otu kaynattım. Al içmeyi gel. Bir dakika. Ben öyle oğluma ne yüdüğü belirsiz otların suyunu içirmem. Ya anne içsem mi acaba? Rengi de kolaya benziyor. Cenk içme. Ellerinde ve ayaklarında toynaklar çıkıp geviş getirmeye başlarsan seni veterinere götürmem bilmiş ol. Hiçbir şey olmaz. Allah Allah, bu su senin hem bağırsaklarını hem ruhunu temizleyecek. Al iç. Anne içiyor. Belki boyum uzar ve zenci olur. Hayattaki en büyük amacım bir potaya ters smaç yapabilmek.
Bunun için her türlü otu yerim. Aferin oğlum işte bir tabiat çocuğunun lafları. İçeride daha bilmediğin ne otlar var bunlardan başka. Ne haliniz varsa görün. Ben gidip babana bakayım. Belki o da bilmediği bir ot yiyip şalgam suyuna dönüşmüştür. Hadi yavrum, of, afiyet olsun sana. Haydar! Aa, Haydar! Sen daha uyanmadın mı? Biz de aşağıda diyorduk ki çoktan bıyık bakımını bitirmiş, giyinmeye başlamıştır bile. Haydar, hadi kalk hayatım. Gündüz kuşağı Brezilya dizileri başlamak üzere. Bu saatte bir erkeğin evde olması çok çeşitli dedikodulara yol açıyor, biliyor musun? Su mu? O da niye sıcak böyle? Hastayım. 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 Çağırdım, gelmediniz. Seyfettin'i bile çağırdım. Seyfettin kim? Bilmiyorum. Mutlaka Seyfettin diye biri vardır, duyar diye düşündüm. Hastasın. Hastayım. Bence sen sadece akşamdan kalmasın canım. Haydar. Haydar, sen gerçekten hastasın galiba. Ne? Bugün. Dükkana. Dükkana? Cenk. Ne? Cenk gitsin. Bugün dükkana Cenk gitsin. Cenk gitsin. Su. Oo. Haydar, sen gerçekten hastasın. Çok ateşin var. Canım bak, istersen gel salona otur. Ben kaloriferleri kapatayım. Tasarruf yapalım ha. Senin sıcaklığın evi ısıtır ha. Ya yıldırma adamı ya. Zaten hastayım. Ha canım. Bilmiyorum, hastasın. Ama yine de hasta olup olmadığından emin olmak için bir şeyler yapmalıyım. Biliyorsun geçen sefer hastayım diye bütün bir gün kendini baktırmıştın bana. Haydar. Bak ben şimdi ne yapıyorum? Kırmızı ışığı yakıyorum. Anlarsın ya. Peki. Haydar'cığım, siyah geceliğimi giyip seni yatağa bağlayayım. Ve defalarca 333 diye bağırayım. Ne dersin? Sen bana baksana sen bana. Arada oğlum olmasa senden hemen boşanırdım. Ya da evin tapusu ve arabanın ruhsatı senin üzerine olmasa. Sen nesin biliyor musun? Sen bir damperli kamyonun çamurluğusun. Su. Aa, canım benim. Kırmızı ışığa duyarsızsın. 333'ü dinlemedin bile. Üstelik kavga bile etmiyorsun. Sen gerçekten hastasın. Eminim şu anda yüzüne makyaj bile yapsam gıkın çıkmaz. Ama izin ver, emin olmak için son bir şey denemek istiyorum. Haydar. Haydar. Canım. Bıyıklarından bir tane yolabilir miyim? Ay bu olamaz. Gerçekten olamaz. İlk kez zarar vermek için bıyıklarına bu kadar yaklaşıyorum ve seniz... Ah canım benim. Ay sen gerçekten hastasın. Kanatları koparılmış bir kara sinek kadar bile hareket edemiyorsun. Canım benim. Karın sana bakacak ve seni iyileştirecek. Sana söz veriyorum. İstersen sözleşme bile yapabiliriz canım. Tabii hemen bir tane. Ay ne güzel. Evliliğimizin ilk aylarındaki gibi sana bakmak. İsteklerini yerine getirmek. Hatta seni şımartmak. Ve bunların karşılığında senden hiç para istemedik. İnanır mısın? Şu anda dünyanın en mutlusu. Tamam canım, hemen. Oğlum bağırma öyle, kazık kadar adam ağlar mı be? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Isırdı mı seni? Çiftten attı, ne oldu söyle? Ben de ya çok korkunç bir şey oldu. Ne yaptın çocuğa? Hiçbir şey yapmadım, ben bir şey yapmadım efendim. Bu sadece tabiatın yaptığı teknik bir hata. Cenk, sana bir bakmak istiyorum ya. Hadi canım, hadi yavrum. Hayır, ben çok utanıyorum. Ama görmezsem sana yardım edemem ki güzelim. Şu tabiatın teknik hatası neymiş bir görelim bakalım. Yoksa babana mı benzedin? Su. Cenk, sen benim oğlumsun yavrucuğum. Ben senden nasıl korkabilirim? Üstelik bilmiyor musun, ben Stephen King'in romanlarını gece bile okuyabiliyorum artık. Hadi dön tamam. Ya. Tamam.
Su verin be, su! Biliyordum işte, korktum ben de. Hayır oğlum, ben... senden korkmadım. Aklıma şey geldi, hani geçen yıl Kuşadası'nda plajda biri sırtıma deniz anası atmıştı da ben... Yalan söylüyorsun ya, korktum ben de. Ne yaptın oğluma? Söyle, ne içirdin ona? Otlardan kimseye hiçbir zarar gelmez. Eğer Cengiz suratı mavi olmuşsa tabiatın bir bildiği vardır. Tabiatın bir bildiği varmış. Az önce de tabiatın bir teknik hatası diyordunuz ama. Adam her halt yiyor sonra da tabiatın üstüne atıyor. Mavi bıyılın modası da değil. Cenk yavrum. Ben hemen evden uzaklaşmanı istiyorum canım. Can güvenliğin açısından bu çok gerekli. Üstelik babam da çok hasta ve senin dükkana gitmeni istiyor. Ya okul vakti istemez, tam tatil vakti dükkana gittin. Nedir bu başıma gelen ya? Üstelik karşı cinsle olan ilişkim de bitti. Aa öyle deme Cenk. Kızlar mavi gözlü erkeklere bayılırlar. Ya benim gözüm mavi değil ki, suratım mavi. Ben zenci olmak istiyordum. Mavi değil ki. Mavi basketbolcu olmaz. Ama bak şunu dinle. Son gülüşün duruyor gözümde, bir alev gibi deli mavi. Düşünsene, kızlar sana bayılacaklar, bu şarkı senin için yazılmış yavrucuğum. Deli mavi ya. Evet. Bunu beğendim. Hadi bakalım o zaman, doğru yukarı, çabuk. İşte biz anneler bunun için varızdır. Bazı düşüncesiz dedeler tarafından maviye boyanmış çocuklarımızı ikna edip tekrar mutlu ederiz. Haydar Aslı demiştin değil mi? Güzel. Bugün yeni bulduğum otların hepsini onun üzerinde deneyebilirim. Hayır. Kocama ben kendim bakabilirim. Ona sizin veremeyeceğiniz şeyleri verebilirim. İyi bakım gibi, şefkat, sevgi gibi. Kırmızı ruj ve 333. Ne? Ben bir şey yapacaktım ama... Ne? Ben abla, çok acil bir durum var. Kahve falına bakmayı biliyor musun? Ne, o kahve mi yaralandı? Acil demiştim. Abla, şu fincana bakar mısın? O kadar güzel şeyler çıktığını hissediyorum ki... birinin buna bugün mutlaka bakması lazım. Bak şimdi bak. Şu sence neye benziyor? Şu. M harfine. Evet. Maksut. Maksut mu? Muhsin de olabilir. Birisinden birisini bana tekrar geri döneceğini biliyordum. Bu ona işaret. Muhittin de olabilir. Bak Simten abla. Şu bizim okul binasına benziyor. Belki de o iki dersten geçeceğini gösteriyor bu. Ay bak şu. Şu Recai'ye o kadar benziyor ki. Beni de heveslendirdin şimdi. Bir kahvede kendime yapıp fal kapatmak istiyorum. Ama bize bir falcı lazım. Ay, evet. Biz kendi olanaklarımızla beceremeyiz bu işi. Yalan yanlış şeyler görüp hiç çıkmayacak şeyler söyleriz, telveyi ziyan ederiz. Evet, bize bir uzman lazım. Ay. Ne yapsak acaba? Afisten yardım istesek? Afis mi? Evet, arayın falcı isteyin servisi. Onlar da çok pahalı yalnız. Fincanı 1 milyona. Ama hemen birini bulalım. Çabuk olalım. Neden? Falın güncelliği mi geçiyor? Hayır, merak ediyorum. Annem. Annemi arayalım, o bilir. Onun apartmanında komşularıyla toplanıp falcı çağırıyorlar. Herkesin Amerika'da bir aile doktoru vardır ya, annemlerin apartmanında da herkesin bir aile falcısı var. Alo. Ne? Su. Yanıyorum. Yanıyorum. Aa. Ne? Pis manyak. Sapık. Seni savcılığa veririm. Aa. Ay ne dediğini bile anlamadım bebeğim. Garip sesler çıkarıyor. Bir tek kelimesini anlayabildim. Dedi. Yanıyormuş. Hadi Sinten abla, anneni ara. Şeref selam. Ne var ben? Deli mavim. Haydar Bey gelemiyor.
Haydar Bey hasta ve bugün dükkana gelemiyor. Bundan daha büyük mutluluk olamaz. Bir günlüğüne de olsa bu dükkana çevre esnafı dolup bağıra çağıra altılı ganyan oynayamayacak. Bir günlüğüne de olsa Haydar Bey bu dükkanda adamlarla güreş edemeyecek. Bir günlüğüne de olsa kapıyı kilitleyeceğim ve bu dükkana müşteri giremeyecek. Bir günlüğüne de olsa bu dükkana acı, soğan, kebap gibi kokular girmeyecek. Ve ben bugün istediğim gibi klasik müzik çalıp dans edeceğim. Ay sadece ikiniz mi varsınız? Sedef, ben de Sinter. Yaşı biraz küçük olduğu için heyecanlı ve de saygısız. Sanıyorum büyüklerin fallarına daha önce bakılır. Çünkü onların küçükler kadar çok zamanları yok. Neyse halimiz çıksın fare. Aa, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ay Allah. Alo? Evet. Evet, ben Güllaç bacı. Evet, kahve falı üzerine. Tabii, Yemen'de öğrendim ben bu işi. Brezilya'da da öğrenim görenler var ama sakın onlara kanmayın. Orada Yemen'deki kadar güzel kahve yoktur. Evet, evet. Bir dakika. Başka yerden çağırıyorlar. Hayır, gitmeyin. Ama olur mu? Onlar çok kalabalık tabii. Ücret de daha dolgun. Ücreti düşünmeyin canım. Kocam rahatsız. Ben dilediğim gibi cüzdanını karıştırabilirim. Fincan başına 500 bin lira alırım. Öğrenci indirimi var mı? Tamam. Kalır mı? Tamam. Alo? Ben şimdi başka yerdeyim. Beni daha sonra arayın, tamam mı? Çok teşekkürler Güllaç Bacı. Sizi şöyle masaya alsak. Ben telefonunuzu annemden aldım. Sizi çok methetti. Hatta bazı çevrelerde size bilgisayar bacı diyorlarmış. Tüm dedikleriniz çıkıyormuş. Ay durun ayol, acele etmeyin. İkinize de bakılacaktır tabii ki. Hem bizim meslekte derler ki bakla falı büyük, kahve falı küçük. Hem de seni bir al bakalım. Buyurun. Oo, bu ne bu? Ay, ne var, ne oldu? Ayol, burada ne çok erkek var. Ay, stadyum mu desem? Ay, ocak başı mı acaba? Ay, erkekler hamamı gibi de sanki değil gibi. Tamam oğlum, tamam. İşte bitti. Kusura bakma, seni rahatsız ettim ama her şey senin iyiliğin için yavrum be. Pazar günleri de açık. Ha? Vah yavrum ya. Deminden beri sayıklıyorsun valla. Bu ateştendir. Neyse, bu ilacı içinde ateşin düşecek. Evet. Karının seni unuttuğuna çok sevindim, biliyor musun? Yoksa o eczane malı plastik haplardan sana yutturup karşılığında da ruhunu satın alacaktı. Bakalım, herhalde olmuştur. Şöyle bir yudum iç. Ne yapacaksın bakayım? Eğer köyde olsaydık sana güzel bir eşek sırtı yedirirdim. Ha. Hemen iyileş. Aç bakayım ağzını. Ay Allah! Oh, elim yattı ya. Yavaş be oğlum be. Bütün ilacı ziyan ettin be oğlum be. Her şey senin iyiliğin için evladım. Derler ki hasta olunca insanın ruhunu kötülükler sarar. Vücut da ateş yakarak bu kötülükleri savmaya uğraşır. Tamam mı? İşte ateş dediğim budur. Bu kötülükler yüzünden insanın gizli kalmış bütün korkuları meydana çıkar. Kabuslar görür. Hastamız nasıllar bugün bakalım? Evet, bugün sargılarınızın açılma günü. Hazır mısınız? Ameliyat çok iyi gitti. Hayati tehlikeyi atlattınız. Fakat Haydar Bey, ne yazık ki bir yerinizi kurtaramadık. Bıyıklarınızı kesmek zorunda kaldık. Ayna verin bana! Ayna verin! Şeftali gibi oldunuz Haydar Bey, şeftali! Hayır! Hayır, şeftalide bile iyi kötü bir tüy vardı. Sizde o da yok. Karpuz gibi oldunuz, karpuz! Hayır! Yo, yumurta! Yumurta gibi oldunuz, yumurta! Yavaş oğlum, sakin ol. Haydar'cığım, evladım yahu, yavaş be. Evet, burada bir M harfi görüyorum. Muhsin veya Maksut'tur, Muhittin de olabilir. Yok, hayır, bu başka bir şey. M
harfine çok çalışmışsın. Ay, M harfinden de pek arkadaşım yok ama telefon defterime bir bakmam lazım. Evet, evet, M harfi. Bu bir maymun. Maymun mu? Hayır, yalan. Şimdiye kadar çok çıktığım erkek flörtüm oldu ama bir maymunla asla. Belki duygusal olarak çok zayıf bir anındı. Ayrıca ne bileyim, bir maymun birçok erkekten daha iyi olabilir. Sen de bunu iyi. Bir dakika yok. Bu böyle aşk flört gibi bir şey değil ki. Bu bir yolculuk. Yolculuk mu? Evet. Evet, yol görüyorum. Uzun ve havada giden bir yol. Uçakla bir seyahate gidiyorsun sen. Tabii, hem de maymunların yaşadığı bir ülkeye. Aa, Fransa. Ay, hep de oraya gitmek isterdim. Fransa'da maymun ne ara? Evet, burası bir Asya veya Afrika ülkesi. O da ne? Evet, uçakta yanında birisi var. Bir erkek. Aa, yaşasın. Ay, yaşasın, biliyordum. Ben sana söylemiştim Sinter ablanın falan çok iyi olacak diye. Kimmiş o, söylesenize. Orasını bilemiyorum. Tam orada kesilmiş. Ne demek kesilmiş? Söyleyin. Bunun için para veriyorum size. Söyleyin. Kim o? Kim? Ayol, bir tane daha kahve içersen belki orada çıkabilir. Kahve. Kahve. Evet. Sıra sizde. Hiç çizme görüyor musunuz acaba? Çok kısa. İki vakte kadar sizin eve bir aydınlık geliyor. Eyvah. Tüp gaz söylemiştim. O mu patlayacak acaba? Aa, ne tüp gazı be? Benim falım da öyle daha derin, daha manalı şeyler gözüküyor. Yaşlı bir kadın var burada. Sana bir iyilik yapmış bu kadın. Sanki böyle senin çok ihtiyacın olan bir şeyi bulmuş. Vallahi bildi. O kadın annem. Falcıyı buldu işte. Kendisinden bahsediyor, haberi yok. Tam göremiyorum ama sanki evin içinde bir yerlerde kaybolmuş. Söyle çabuk. Söyle diyorum, çabuk söyle. Ay, dur ayol. Belki bir tane daha içersen çıkabilir ha? Çabuk çık o mutfaktan. Sinter abla yaklaşma. Başlarım bak. Önce ben geldim. Ne dedin Jale? Atı F6'dan E4'e. Evet. Çok güzel bir hamle ama bir dakika düşüneyim. Dur. Bu arada sana bir şey sorayım. Ne giydin bugün üzerine? Ha? O paradoksal desenli eteğini mi? Ben... çevre esnafı... pardon, çevre esnafı giymedim tabii üstüme de. Bir dakika. Tamam kardeşim, kapalı, ne bekliyorsunuz? Kapalı dükkan. Acayip bağırdım, hepsi kaçtılar. Yalnız bu arada biri hala inat ediyor orada. Tamam kardeşim, kapalı dükkan. Bir dakika Jale'cim, bu Haydar Bey'in oğlu Cengiz sesine benziyor. Ben deli abiyim. Yavaş oğlum, yavaş. Ne kadar deli yatıyorsun oğlum yahu. Hey gidi hey. Senin gibi deli yatan birinin yeri böyle ayakkabı kutusu kadar bir apartmanın kibrit kutusu kadar yatağı olmaz ki. Senin gibi bir adam böyle ovalarda, geniş kırlarda develenmeli. Tepinmeli ki kendine gel. Yavaş. Sakin ol. Gene sana kabus gösteriyor herhalde. Neyse sabret oğlum. Sabret, iyileşeceksin. Tamam. Haydacığım. Bak sakinleşsin. Sen hangi imgeden söz ediyorsun arkadaşım? Bu resim bende postmodern bir imgelem çağrıştırıyor. Dışavurumculuğun biçimselliğini iyi betimlemiş. Doğal ki. Ressam benim arkadaşım. Kaç kez onunla geceleri bozacının kafasına leblebi atıp kaçtık biz. Ama beni ilgilendiren tarafı resmi. Nihilist bir güdünün yabancılaşmasını kullanmış şurada. Hayır. Kesinlikle. Şu siyah noktada nevrotik bir çelişkinin ötelemesini zörttürüyor. Ayrıca onun tüm jargonları doğrulama sırasına göre sıralanıyor resminde. Ben size katılmıyorum. Ayrıca işlevsel sentaksınız da yanlış. Ne yanlışı be? Özgün algılamalar hiçbir zaman imgeyi toplumdan zörgütemez. Dingilsel misin, nesin? Sensin dingilsel. Sanırım anneniz görsel açıdan oldukça uyumlu olmalı. He? Sen bana anan güzel mi demek istiyorsun? Asıl ben senin ananı irdelerim be. Ben senin imgelemeni soğururum. Bilişsiz, non-figüratif, kübik. Dibinize vurgularım beyefendi. Ben senin kapsamını içeririm be. Ben senin eklektik yerlerine ilinir değinirim. Yapsırım seni. Sen var ya sen o
Al! 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 Sakin ol oğlum! Bak kendine gel, rüya görüyorsun tamam mı? Yanındayım ben. Baba, efendim. Çok korkunçtu. Ne oldu? Rüyamda entel olmuştum. Birine ayı oğlu ayı demek istedim diyemedim. Sanki gizli bir güç benim ayı oğlu ayı dememi engelliyordu. Çok korkunçtu. Ayı oğlu ayı! Oh. Rahatladın mı? Hadi bir daha söyle. Listen, do you hear them drawing near in their search for the sinners? Feeding on the power of our fear and the evil within us. Evet kızlar, Victor'un bir başka kadınla ilişkisi var. Victor mu? Evet. İnanmıyorum. Hem de sarışın bir kadın. Ve... Ne oldu? Ay bir şeyler hissediyorum. Bak fincanda da çıkmış. Acayip korkunç bir şey bu. Ne acayip? Karapan mı olmasın? Yok hayır. Hayvan desem hayvan değil. İnsana benziyor ama pek insan da sayılmaz. Böyle ucube bir mahluk. Ay korku filmi gibi falçıklı Simten abla. Ay üstelik çok yakında. Ay geliyor. Ay korkuyorum. Gel buraya. Fatma, kabus geliyor şimdi geçer. Gel yavrum gel. Thank you.